Çalıştayımızın ikinci gününün açılış konuşmasını yapmak için bugün bizlerle Kürşat Çalıtay hocamız birlikte ve etkili uzaktan öğretim için çevrim içi pedagoji, taktikler ve araçlar başlıklı konuşmasını yapacak. Kürşat hocama ekranı bırakmadan önce kendisinin kısa özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. ODTÜ Matematik bölümünden 88'de lisans derecesini bölüm birincisi olarak aldı. 93 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesini kazandı. 88-97 yılları arasında ODTÜ Bilgi İşlem Merkezi'nde bilgisayar ağları kurup yöneticiliği ve Bilgi İşlem Merkezi Başkan Yardımcılıkları görevlerinde bulundu. 1990'da ODTÜ TÜBİTAK tarafından başlatılan Türkiye İnternet Projesi'nde 97 yılına kadar teknik grup yöneticiliği görevini üstlendi. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Indiana Üniversitesi Öğretim Teknolojileri bölümünden ve Bilişsel Bilimler programından çift dalda doktora alarak mezun oldu. ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olarak görevine devam etmekte. Ayrıca Görsel İşitsel Sistemler Araştırma Uygulama Merkezi ve Uzaktan Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi başkanlığını yürütmekte. 2015 yılında ODTÜ'de başlatılan bir Avrupa Birliği projesi kapsamında oluşturulan Türkiye'nin en büyük ücretsiz çevrim içi kitlesel eğitim platformu olan bilgeiş.net projesinin kurucusu ve yürütücüsüdür. Türkiye'nin endüstri standartlarında ilk insan bilgisayar etkileşimi araştırma uygulama laboratuvarını ODTÜ'de kuran Profesör Doktor Kürşat Çalıtay'ın akademik araştırma konuları insan bilgisayar etkileşimi, teknolojiyle zenginleştirilmiş öğrenme, eğitsel nörobilim, sosyal enformatik, performans teknolojileri ve eğitimde elektronik oyunların kullanımıdır. Kürşat Hocam, ekranı size bırakıyorum. Buyurun lütfen. Çok teşekkürler. Ben de öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu etkileşim, bu oturum hepimiz için faydalı olur. Ben slaytlar üzerinden ilerleyeceğim. Daha kolay bir paylaşım yapmak için izninizle o tarafa geçmeye çalışayım. Sanırım gelmiş olması lazım, değil mi? Geldi hocam. Tamam. Şimdi bu konuşmam daha önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne de verdiğim bir seminerden bir parça. Bizim öğretim üyelerimize de aynı benzer semineri vermiştim. Daha sonra başka kurumlara da yine paylaştığım bir seminer. Tabii belli bir süre geçirdik. Zaten bir yıl civarında uzaktan eğitim yapıyoruz. Geçtiğimiz sene bahar dönemi, işte geçen sonbahar dönemimiz. Bir takım deneyimlerimiz kazandık ama bunun üzerinde yine belki daha iyileştirmek için neler yapılabilir? Öğrencilerimize verdiğimiz eğitimi nasıl iyileştirebiliriz? Bu konuda biz uzaktan eğitim merkezi olarak hem burada pratikte biriktirdiğimiz birikim hem de kişisel benim çalışma alanım zaten akademik çalışma alanım uzaktan eğitimde. Az önce de bahsettiğiniz gibi teknolojiyle zenginleştirilmiş öğrenme. Buradaki bu birikimi biraz ipuçları, biraz taktikler olarak sizle paylaşmaya çalışacağım. Burada bizim hazırladığımız kaynakları bildiğim kadarıyla siz de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde bu konuda biliminiz var, çalışıyorsunuz. Hani tüm birimler şu anda benim gördüğüm kadarıyla üniversiteler ellerindeki kaynakları açıyorlar, paylaşıyorlar. Biz de hazırladığımız seminerlerimiz olsun, diğer kaynaklarımız olsun, basılı kaynaklar, video kaynaklarımız. Bunların hepsini uzaktan eğitim merkezimiz üzerinden paylaşıyoruz. İlgilenen hocalarımız daha detaylı bilgiler almak isterlerse web sitemizden özellikle bu hizmetler başlığının altından tüm kaynaklarımıza açıkça ulaşabilirler. Bu verdiğim seminerin de dediğim gibi üniversiteye verdiğimiz hali de yine video olarak burada mevcut. Şimdi unutulmaması gereken bir takım şeyler var. Özellikle bu dönemle, bu salgın dönemiyle ilgili. Şimdi normal derslerimizi alıp hemen
çevrim içi bir ders, online bir ders yapmak ne kadar mümkün? Aslında çok mümkün değil. Çünkü ideal bir online öğretim tasarımı aslında uzun soluklu bir çalışma. Başından, planlamasından, bunun nasıl hayata geçirileceğinden, değerlendirme yöntemlerinden ve sunulmasına ve ondan sonra revizyonuna kadar çok uzun süreli bir süreç. Ve normalde bir ideal bir online ders üretimi, ekip ve zaman işi. Kendi bir dersimden örnek vereyim. Yüksek lisans seviyesinde insan bilgisayar etkileşimi dersim var. Yüz yüze verdiğim ders. Bunu zamanında online hale getirmek için yaptığım bir çalışma esnasında İngiltere'deki Açık Üniversitenin benzer dersi geliştirip, online olarak geliştirip sunması için yaklaşık 2 senelik bir plan yaptıkları ve 600-700 bin poundluk da bir bütçesi olduğu ben o zaman görmüştüm. Daha sonraki süreçte kendi yaptığımız çalışmalarda da projelerimizde de gerçekten ideal bir şey, bir ders hazırlamak istiyorsak bununla ilgili bir ekip ve bir zaman ve bir kaynak gerekiyor. Ama şu an öyle bir lüksümüz yok. Benim bir benzetmem var. Biz bir gemide gidiyorduk ya da bir teknede gidiyorduk. Giderken bir anda fırtına çıktı ve teknemiz battı. Şu anda biz suyun üstünde durmaya çalışıyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde daha kötü durumdaydık. Ancak şimdi biraz gördüğümüz kadarıyla hocalarımız stil geliştirmeye başladılar. İyileştirmeye başladılar. Şimdi bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz? Biraz o konuda ipuçları vermeye çalışacağım. Dolayısıyla şu anki mevcut durumda, mevcut koşullarda nasıl iyileştirebiliriz? Öğrencilerimize nasıl daha iyi bir öğretim sunabiliriz? Onunla ilgili genel taktikler vermeye çalışacağım. Şimdi tek bir yöntem de yok. Yani burada işte şunu yapın iyi olur dediğim şey bir derste çok iyi çalışmayabilir. Dolayısıyla her dersin bir dinamiği bir kere farklı. Bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Ve tek bir yöntem de yok ya da tek bir yaklaşım yok. Her derse göre değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla online pedagoji özellikle her ders için ayrı ayrı düşünülmeli. Yüz yüze yani face to face kazanımlarınızı, dersiniz için koyduğunuz kazanımları online ortam için tekrardan bir gözden geçirip ne kadar uyduğu, uymadığını değerlendirmemiz gerekiyor. Harvard Üniversitesi'nin hazırladığı bir doküman var. Oldukça güzel bir doküman. Bizim de web sitemizde de bir kopyası yer alıyor. Bu sunumu hazırlarken oradan da yararlandım. Onların güzel bir terimi var. Diyor ki online education is not equal experience but equivalent experience. Yani ben yüz yüze ders yaparken şöyle yapıyordum. Bunu alıp aynı anda aynı şekilde online ortamda da yapayım demek çalışan bir yöntem değil. Ama ben online ortamda işte dersimde şunu öğretiyordum. Bunu ben online yüz yüze ortamda şu konuyu öğretiyordum. Bunu bu ortamda nasıl öğretebilirim? Nasıl yapabilirim? Yani yüz yüze ortamı buraya nasıl adapte edebilirim diye çalışmak gerekiyor. Aksi takdirde yüz yüze sınıf ortamında kullandığımız taktikleri birebir aynısını burada hani save as yapıp gibi sanki online ortama getirmeye çalıştığımızda çok büyük ihtimalle çalışmayacak. Çalışmamanın nedenlerinden de birazdan bahsedeceğim. Bunun altında yatan nedenlerden. Şimdi bizim öğretim süreçlerimizde aslında 3 tane temel başlık var. Biz üniversitelerde ağırlıklı olarak ne öğreteceğimize, yani içerik kısmına, content kısmına çok yoğunlaşırız. İşte kimya öğretiyorsanız kimyanın içinde şu 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 başlıklar, fizik öğretiyorsanız fizikte şu 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 başlıklar olacak diye öğrenme aktivitelerini çıkartırız, müfredatımızı çıkartırız vesaire. Ama ikinci başlık yani pedagoji nasıl öğreteceğiz yaklaşımı olayı ya da temeli genellikle bizim yüz yüze ortamlarda da çok dikkate almadığımız ya da çok üzerinde durmadığımız şeylerden bir tanesidir. Burada belki pedagojik taktiklerin ya da pedagojik yeterliliklerin yüksek öğretimdeki hocalara öğretilmemesinin ya da bununla ilgili bir eğitimin çok dikkate alınmamasında bir nedeni olabilir. Ama nasıl öğreteceğiz? Esas kritik noktalardan bir tanesi. Çünkü neyi öğreteceğimiz aslında açık belli. Ama nasıl öğreteceğiz? İşte o değişiyor.
Bir kere bizim rolümüz ne olacak? Hocalar olarak bizim rolümüz ne olacak? Biz bir öğretici mi olacağız? Facilitator, yardımcı mı olacağız? Ya da bir koçluk mu yapacağız eğitim öğretim esnasında? Bunlara karar verilmesi gerekiyor. Ağırlıklı olarak bizim tabii pedagojik yaklaşımımız, sınıflardaki yaklaşımımız doğrudan öğretim ya da lecture türü öğretim olduğu için özellikle bu online duruma geçtiğimizde, pandemi durumuna geçtiğimizde çoğu hocamız bocaladı. Çünkü lecture'ı online ortama taşımak bir problemli, bu erişim problemi var, teknik problemler var. Artı sınıftaki verdiğimiz lecture burada da çoğu zaman çalışmıyor. Ve üçüncü boyutu da ölçme değerlendirme. Nasıl ölçeceğiz? Yine burası da yine kanayan yaralarımızdan bir tanesi. Çünkü bizim ölçme değerlendirme yöntemlerimiz yüksek öğretimde ağırlıklı olarak sınav bazlı. Sınav bazlı olunca da online ortamda sınavları gerçekleştirmek ciddi sorun haline geldi. Çünkü kopyadır vesairedir, diğer bir takım etik olmayan durumlar sık sık karşılaştığımız şeylerden bir tanesi. Halbuki biz eğitimcilerin genellikle verdiğimiz tavsiyelerden bir tanesi ölçme değerlendirmenin sürekli olması, süreç içi değerlendirmenin yapılması, bunun sadece sınavlara dayandırılmaması, alternatif değerlendirme yöntemlerinde yapılması önerilir. Bu üçüncü ayağa sonda çok az gireceğim çünkü bu çok deniz derya bir konu ama ben ağırlıklı olarak nasıl öğreteceğiz, ne yapacağız bu taktikler üzerinden ilerlemeye çalışacağım. Şimdi eleştirilerden bir tanesi de şudur, bizim hocalarımızdan da çok ağırlıklı olarak bu eleştiri geliyor. Ya benim alanım uzaktan öğretime uygun değildir kesinlikle. Yani benim konum işte atıyorum fizik, atıyorum malzeme mühendisliği, işte ya da makine mühendisliği. Hocalarımızın bu tür şeyleri var, eleştirileri var. Benim öğrettiğim dersi uzaktan öğretmek mümkün değildir diye. Halbuki bu bir yanılsama. Aslında online öğretim, eğitim her alanda olur. En güzel örneklerinden bir tanesi İngiltere'deki Open University. Open University dünyadaki rankinglerde de önde olan üniversitelerden bir tanesi. İngiltere'deki üniversiteler arasında ilk 10-15 arasında olduğunu biliyoruz ve alanlara bakacak olursanız işte science, technology, engineering, mathematics, social sciences bu alanların hepsinde çalışan bir üniversite. Ama nasıl ta 70'lerden beri tüm sistemini bunun üzerine uzaktan eğitime vermiş ve kaliteyi kendisine şiar edilmiş bir üniversite. Dolayısıyla yani alan kısıtlaması diye bir şey çok çok özel alanlar dışında öyle bir kısıtımız yok. Online öğretim aslında iyi tasarlanırsa her alanda olur. Yüksek öğretimde olur. Veya az önce Canan hocamızın bahsettiği mesela bizim sunduğumuz işte bilgi iş eğitim portalimiz var. Topluma hizmet için sürdürdüğümüz, benim de yöneticisi olduğum bir servis bu. Şu an 250 bin yazıyoruz ama 270 bin kullanıcımız var bu sistem üzerine kayıtlı. 100 tane dersimiz var. Tüm topluma açık. Bir platform, ücretsiz bir ders platformu. Bunun üzerine insanlar geliyorlar. Niye? Çünkü onların ihtiyaçlarına, onların taleplerine ona göre hazırlanmış bir platform. Dolayısıyla bu platformun alıcısı var ya da bu platformun derslerinin takip edenleri var. Dolayısıyla eğer belli bir amaca yönelik hazırladıysanız, belli bir takım kriterleri ortaya koyduysanız, sosyal derslerde de, teknik derslerde de uzaktan eğitim yapmak mümkün. Ama bizim üniversitelerimiz tabii ki ağırlıklı olarak yüz yüze eğitime yönelik tasarlandıkları için bu geçiş sürecinde pandemi döneminde az önce de bahsettiğim gibi teknemiz battı ve suyun üzerinde kafamızı yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bu konuda biz de üniversitemizde bir takım çalışmalar, anketler, araştırmalar yaptık. Diğer üniversiteler de yaptılar. Çok büyük ihtimalle bulgularımız aşağı yukarı aynıdır. Hocalarımıza sorduğumuzda nedir sorunlarınız diye, işte düşük katılım en büyük sorunlardan bir tanesi. Çevrimiçi oturumlara katılmama ya da katılamama, kamera açmama, düşük motivasyon ve pandeminin yarattığı psikolojik problemleri özellikle hocalarımız gündeme getiriyorlar. O zaman biz bu düşük katılımı nasıl yukarıya doğru çıkartabiliriz? Çevrimiçi oturumlara katılımı nasıl sağlayabiliriz? Etkileşimi nasıl sağlayabiliriz? Düşük motivasyonu nasıl yukarı çekebiliriz?
İşte burada pedagojik stratejiler işin içine giriyor. En sonunda söyleyeceğimiz şeyi ben en başta hani söyleyeyim. Bizim uzaktan eğitim merkezi olarak tavsiyemiz, temel önerimiz hep senkron ve asenkron yaklaşımları beraber kullanmanız. Etkili online eğitim dediğimiz şey online lecture değildir. Bu lean forward medium dediğimiz etkileşimli, aktif, öğrenciyi aktif hale sokacak, onunla etkileşim yaratacak bir takım stratejileri kullanmaktır. Bu şekilde öğrenci sürece daha iyi dahil edip daha etkili bir öğretim yapabiliriz. Ama dediğim gibi pandemi öncesi eğitim verdiğimiz yapıyı aynen online yapmak değil. En temel herkese verdiğimiz bizim stratejimiz, kendi derslerimde de benim yine kullandığım yöntem flip classroom. Ters yüz edilmiş sınıf yaklaşımı. Tabii bunun alternatifini kullanan mesela sınıf mevcudunuz küçükse daha küçük sınıflarda yine lecture türü ya da canlı ders yapma türündeki şeyler yapabilirsiniz ama dediğim gibi bizim önerimiz flip classroom. Nedir flip classroom? Belki bilmeyenler varsa bu ekranda sol tarafa bakarsanız bizim klasik her zaman verdiğimiz geleneksel yani ne yaparız? Lecture yaparız, dersi anlatırız, sonra öğrenci gider işte bununla ilgili aktiviteleri yapar, okumasını yapar, ev ödevlerini yapar. Flip classroom'da ise bu değişiyor. Dersimizin kaydını özellikle video kaydını alıyoruz. Yani lecture'ı video kaydı olarak veriyoruz. Öğrenci istediği zaman işte bir hafta içinde kendisine uygun bir zamanda lecture'ı izliyor. Onunla ilgili bir takım yapması gereken varsa onları yapıyor. Ve arkasında canlı derse geldiğimizde yani senkron derse geldiğimizde bir sınıf içi aktiviteler. Bu discussion olabilir, problem çözme olabilir. Değişik aktiviteler hayata geçiriliyor. Bunun çok popüler olmasını sağlayan kişi Eric Mazur'dur. Kendisi Harvard Üniversitesi'nden fizikçi. Lecture türü büyük sınıflara ders verirken bu yönteme geçtiğinde çok daha etkili olduğunu görmüş. Ve günümüzde de dediğim gibi pandemi döneminde de oldukça başarılı ve yaygın kullanılan bir yaklaşım. Şimdi asenkron ders dediğimiz yani şu az önceki videoda resimde flip classroom'da öğrencinin hani lecture önceden kaydedilmiş dersi izliyor dedik ama sadece asenkron ders dediğimiz şey bir videoyu izlemek değil. Onun ötesinde forum ortamları, problem çözme ortamları, tartışma ortamlarına da katılmalarını sağlamak. Yani hafta içinde mesela işte dersin requirement'ına ihtiyacına göre değişik zamanlarda tartışmalar yapılıp ya da bir takım katkılarının sunması istenebilir. Bunun dışında yine kendi kendine öğrenme materyalleri, reading şeyleri gibi şeyler yapılabilir veya lab gereksinimi varsa mesela bizim fizik bölümü lab çözümlerin labla ilgili bir takım şeyleri bu Colorado'nun sunduğu işte simüle lab ortamından sağladı. Ve etkileşimli video gibi yöntemleri kullanmak asenkron dersin temel şeylerinden bir tanesi. Sadece video değil, yani videonun ötesine de götürmek gerekiyor. Asenkron etkileşim aslında baktığımızda uzaktan eğitimin en güçlü yönü. Çünkü öğrenci kendisine uygun zamanda, altyapısının uygun olduğu zamanda, motivasyonun yüksek olduğu zamanda derse girip o dersin gereksinimlerini takip ediyor. Oradaki ders anlatımını videodansa işte videodan veya başka şeyler izliyor. Online ortamda bir takım tartışma ortamlarında problem çözme türü ortamlara girebiliyor. Bu zamandan bağımsız olması, kaynaklardan bağımsız olması ya da uygun işte elektrik kesildi derdi yok vesaire derdi yok gibi oldukça etkili asenkron etkileşim. Literatür de aslında bunu bize söylüyor. Öğrenciyle öğretmenin de aynı anda bir araya gelmesi de gerekmiyor. Farklı zamanlarda birbirlerini takip edebiliyorlar. Ve en güzel yanlarından bir tanesi aslında günümüzdeki öğrenme yönetim sistemleri, learning management sistemler öğrenciyi burada çok iyi takip edebiliyor. Yani bu sisteme ne zaman girmiş, ne kadar zaman harcamış, ne yapmış, ne etmiş öğrenciyi aslında adım adım takip etmeniz mümkün. Face to face, yüz yüze ortamdan bile daha iyi. Çünkü öğrencinin performansını, ya ben işte hocam videoyu ben seyretmiştim
dediği zaman loglara gidip baktığınız anda ne kadar seyretmiş, ne yapmış ya da ne kadar ders kaynakları üzerinde zaman geçirmiş, bunların hepsini ortaya çıkartıp notlandırmanız ve öğrenciye geri bildirim vermeniz mümkün. Şimdi öğrenci-öğretmen etkileşimi en önemli motive edici unsurlardan bir tanesi. Öğrenci eğer bir etkileşim sağlıyorsa hocasıyla, o zaman motivasyon yukarı doğru çıkıyor. Derse yönelik bağlantısı yukarı doğru çıkıyor. Ama bunun anlamı etkileşim illa face to face olması da değil. Zaten hani 100 kişilik bir sınıfımızda her an öğrencimizle bir yüz yüze etkileşim yapmamız mümkün değil. Ama online ofis hourlar türü şeyler yapılabilir. Haftalık belli saatlerde ve onun dışında asenkron etkileşimle öğrencilerle etkileşimi sürdürmek mümkün. Şimdi şöyle de bir yanılsama var. Onu da belki burada dile getirmekte fayda var. Face to face, yani yüz yüze derslerde aslında etkileşim çok iyidir. Hocalarımız hep bunu dile getiriyorlar. Yani bir sınıfa girip öğrenciyle benim etkileşime girmem gerekir deniyor. Aslında birazdan onu da geçeceğim. Bir yüz yüze ortamda, bir sınıftaki etkileşim esasında çoğunlukla tek yönlü bir etkileşimdir. Dikkat edin, bir öğrenciniz bir sınıfta siz ders verirken derse katılımı vesairesi birkaç dakikayı geçmez. Bunlar da aslında sınıftaki yine küçük bir gruptur. Sınıfa girip hiç konuşmadan o dersi, hatta dönemi bitiren çok sayıda öğrenci vardır. Dolayısıyla yine hani başta da demin de dediğim gibi face to face'den online'a geçişte aslında illa yüz yüze bir ortamı yaratacağız diye bir zorunluluk yok. O zaman ne yapacağız? Birazdan ona gelelim. Hem de bu yüz yüze ortamda ya da bu etkileşimle ilgili diğer şeyleri de birazdan biraz daha psikolojik boyutuna girmeye çalışalım. Şimdi asenkron etkileşime ilk adım olarak bizim önerimiz, mesela bu bizim fizik bölümümüzün ilgili öğrenme yönetim sistemindeki bir sayfası. Döneme kendini tanıtma aktivitesiyle başlamak. Yani etkileşimi nasıl hani yüz yüze bir sınıfta gidip kendimizi tanıtarak başlatıyoruz. Bunu bir fizik bölümümüz çok güzel bir uygulama yapıyor. Her hocamız, dersi veren her hocamız kendisiyle ilgili bir video çekiyor. Kendisini tanıtıyor, dersi tanıtıyor vesaire. Böylece dönemin başında asenkron olarak bir video üzerinden bu tanıtımı yapmak ve derse öğrenciyi oryante etmek mümkün. Şimdi lecture'da, yani yüz yüze ortamdaki bir sınıfta acaba ne diyelim, istediğimiz verimi alabiliyor muyduk? Belki de online ortam lecture ortamından, face to face ortamından bazı açılardan çok daha iyi olabilir. Şimdi Silverman'ın Active Learning kitabında bir takım bulgular var. Orada diyor ki yüz yüze sınıfta bir öğretmen dakikada 100 ila 200 kelime konuşuyor diyor. Öğrencilerse dakikada 50 ila 100 kelimeyi ancak işleyebiliyorlar. Dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Yani canlı bir derste, yüz yüze bir derste hocanın anlattığının ancak anlatım esnasında ya da o ders esnasında ancak yarısını işleyebiliyor öğrenci. Çünkü yeni bir konu, o konuyu içselleştirmesi ve hafızasına atması ciddi bir efor gerektiriyor. Ve bir ders saati boyunca da söylediğin her şeye konsantre olması öğrencinin zor. Dersin sonunda da mesela siz dersin başında anlatırsınız önemli bir konuyu, ders sonunda sorduğunuzda çoğu öğrenci hatırlayamayabilir. Çünkü bir unutma süreci olmuştur. Bunu biraz daha altına gireceğim. Şimdi senkron online derse bu durum daha da kötü. Yani bir lecture yapıyorsanız, online bir ders veriyorsanız burada bir saatlik bir lecture yaptığınızda buradaki yukarıdaki figürler daha da aşağı doğru inecek. Çünkü öğrencinin konsantrasyonunu dağıtan bir sürü faktör var vesaire. Şimdi kritik konulardan bir tanesi ders öncesi ve sonrası öğrenciyi derste nasıl tutabiliriz, ne yapabiliriz? Dolayısıyla burada işte flip classroom yaklaşımıyla öğrenciyi dersin öncesinde bir takım kaynakları incelemek, daha ders sonrasında etkinlikler yapmakla hatırlama seviyesini yukarı çekebiliriz. Onu birazdan dediğim gibi geleceğim. Tekrar stratejileriyle, tekrar etme stratejileriyle bunu iyileştirebiliriz. Şimdi bu
az önce bahsettiğim konu. Yani bir dersi anlatıyorsunuz, lecture veriyorsunuz ve öğrenci ders sonrasında sizin anlattığınız bir sürü şeyi hatırlamıyor. Aslında bunun altında yatan olay ta bundan 100 küsur yıl önce psikolog Ebbinghaus bunun üzerinde çalışıyor. İnsanların unutma süreçleriyle ilgili bir çalışma yapıyor ve aşağıdaki gördüğünüz bu eğri ortaya çıkıyor. Ebbinghaus'un unutma körü dediğimiz bir eğri bu. Ebbinghaus çalışmalarında şunu buluyor. Bu ekranın solunda işte öğretme sürecinde mesela dersin başladığı nokta diyelim. Siz ilerliyorsunuz. 20. dakikaya kadar geldiğiniz noktada yaklaşık anlattıklarınızın, lecture'ın %58'i kalıyor. Bir saatlik ders sonrasında ise %44'ü kalıyor. Dolayısıyla anlattıklarınızın aslında yarısından fazlası hatta öğrenci tarafından unutulmuş oluyor. İşte bu durum daha da kötü, zaman geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Bir gün sonrasında %33 kalıyor, 6 gün sonrasında. Tabii konuya bağımlı da olarak bu oranlar değişiyor olabilir ama Ebbinghaus'un çalışmaları aşağı yukarı böyle bir şey gösteriyor. O zaman yani siz yüz yüze lecture da verseniz, online lecture da verseniz burada bir kaçınılmaz olarak bir unutma olayı gerçekleşiyor. Bu bizim doğamızdan zaten gelen bir şey. Yani unutma bizim aslında en güçlü özelliklerimizden bir tanesi ama bazen de istemediğimiz sonuçları oluyor. O zaman ne yapmalı? Ebbinghaus diyor ki aralıklı tekrar ederek bu unutma körünü yukarıya doğru çekip yani review yaparak işte ilk öğrendiğimizde birinci gün sonunda oran buraya aşağı şuraya geldiğinde birinci gün sonunda tekrar etme bir review etkinliği yaparak bunu yukarı doğru çekmek. Ondan sonra üçüncü gün sonrasında işte bir tekrar daha yaptırmak. Altıncı gün sonrasında bir tekrar yaptırarak bu unutma körünü yukarı doğru çekip ondan sonra derste yani öğrencinin daha iyi öğrenmesini ya da daha kalıcı öğrenmesini sağlayabiliriz diyor. Şimdi aslında yüz yüze bir ders ortamında biliyorsunuz biz haftada bir ya da işte haftada iki kere bir araya geliyoruz öğrenciyle. Onda da hep sürekli bir şeyleri anlatıyoruz. Halbuki online ortamda bunu burada gördüğümüz bu aralıklı tekrarı yapmamız çok daha kolay. Yani kaynakları oraya koyup öğrencinin onlara gitmesi, tekrarı yapması ve bunun arka tarafta da bir şekilde ufak tefek ölçme değerlendirmeyle de kayıt altına alınmasıyla aslında bunu hayata geçirebiliriz. Dediğim gibi aslında pek çok açıdan face to face ortamdan online ortam daha avantajlı bir duruma geliyor. Şimdi bir taraftan da şeye bir bilmemiz gerekiyor ya da incelememiz gerekiyor. Ya bu öğrencilerimiz bu bilgiyi nasıl işliyor? Ya da insan kendisine gelen bilgiyi nasıl işliyor? Buradaki bir takım kısıtları yine bilecek olursak hem yüz yüze derslerde hem de online ortamdaki etkileşim esnasında belki öğretim stratejilerimizi, öğretim taktiklerimizi daha iyileştirebiliriz. Şimdi bizim öğrencimiz ya da insanlar ağırlıklı olarak dünyayla etkileşimini ya da öğrenme süreçlerini gözleriyle yani dışarıdan gelen görsel bir takım bilgiyle ve kulaklarıyla, işitmeyle, işitme yoluyla gelen bilgileri alıp, işleyip onu işte uzun süreli hafızamıza koyarak gerçekleştiriyoruz. Ama burada şimdi bilişsel bilimler tarafında psikolojinin bize söylediği bir takım veriler var. Bunları dediğim gibi hem inşallah hani pandemi sonrasında yüz yüze ortama geçtiğimizde de dikkate alıp daha iyi bir şey yapabiliriz, öğretim yapabiliriz. Şimdi bizim beynimizin görsel bilgiyi işleme kapasitesi ya da hızıyla işitsel bilgiyi işleme hızlar arasında farklılıklar var. Mesela görsel bilgiyi işlemek nispeten daha hızlı olurken yaklaşık ortalama 200 milisaniyede işlerken işitsel bilgiyi işlememiz daha uzun zaman almakta. 1500 milisaniye civarında. Bunu siz de aslında deneyimliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Mesela size birisi bir şey anlattığında, bir konuyu anlattığında ya ne güzel tane tane anlatıyor dediğiniz kişiler aslında çok hızlı konuşmuyor. Sizin işitsel olarak size gelen bilgiyi
sizin işleyebileceğiniz kadar zaman verdiği için size onu arkada işlemeniz ve ondan sonra onu içselleştirmeniz daha kolay oluyor. Dolayısıyla dikkat edin, eğer çok hızlı konuşan birilerin anlattığı şeylerde unutmanız daha yüksek olur. Benzer yaklaşım, eğer işte online bir ortamda ya da yüz yüze bir ortamda ders anlatırken ki görselleri ve işitselleri, yani sizin ders anlatımınızı yaparken ki o senkronizasyon için bu bir ipucu olabilir. Aynı konu eğer ders video kaydınızı yapıyorsanız, mesela ders video kaydınızda da bu kriterlere dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi tamam, görsel bilgiyi aldık, biz böyle işledik. İşitsel bilgiyi de aldık, bu şekilde işledik ama tüm bunlar aslında bizim working memory dediğimiz kısa süreli hafıza olarak da adlandırılan bir beynimizde bir bölgede demeyelim de bir yapıda tutuluyor. Şimdi orada da 1950'lerde Miller'ın yaptığı çalışmada ağırlıklı olarak şunu buluyor. Bizim kısa süreli hafızamız böyle çanklar diye de adlandırabileceğimiz kutucuklardan oluşuyor. Ve ortalama bizde işte 7 çank var. Bu işte 5, 7 artı eksi 2 üzerinde değişiyor. İşte 5 çankla 9 çank arasında. Yani mesela ben şu anda size şunları anlatırken siz bu kısa süreli hafızanızdaki çankların içine koyuyorsunuz. Bu buradaki işte öğrenme dediğimiz olay aslında bu kısa süreli hafızadaki kutucuklara koyduğumuz bilginin long term memory'ye, uzun süreli hafızamıza aktarılması. Eğer biz bunu yapabilirsek daha sonra bize işte soru sorulduğunda vesaire yapıldığında biz bunu hatırlıyoruz. Ama çanklarımızı biz çok hızlı doldurursak veya uzun süreli hafızamıza aktaramazsak burada da unutma gerçekleşiyor. Onu şöyle bir şey yapabiliriz. Şunun üzerinden göstermeye çalışayım. Bilgiyi nasıl işliyoruz? Burada konu anlatılıyor. Öğretmen işte sol tarafta anlatmaya başlıyor bir şeyleri. Sağ tarafta da bu çizgi alan içinde aslında bu bizim işte bu bilgi işleme yapımız. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi bizim kısa süre hafızamız veya short working memory'miz ya da short term memory'miz, artık ne diye adlandırıyorsunuz. Burası var. Gelen bilgi öncelikle buraya geliyor. Buradaki ortalama 7 çankın içine geliyor, yerleştiriliyor. Eğer bu çanka giren bilgi bir şekilde long term memory'mize aktarılabiliyorsa kişi tarafından bu kalıcı hale geliyor. Ama bilgi çok yoğun bir şekilde geliyorsa, bilgi kişi için çok yeni ise, daha önceden bir geçmiş bir birikimi yoksa, önceki bir bilgisiyle eşleştiremiyorsa vesairesi ve çok yoğun bir bilgi ise unutma dediğimiz, yani işte çöp kutusuna gitme olayı gerçekleşiyor. Dolayısıyla biz öğrencimizde bunun kalıcı hale gelmesi için bir normal ders anlatımı esnasında bu kısıtlılıklara dikkat etmemiz gerekiyor. İki, online ortamda bir flip classroom türü bir ortam yapıyorsak o zaman yine aynı şekilde bir ders video kaydını yaparken aynı kriterlere şey yapmak ne denir? Dikkate almamız gerekiyor. Ve bizim yine hocalarımıza tavsiye ettiğimiz şeylerden bir tanesi özellikle kritik bilgilerin olduğu videoları interaktif video haline getirmelerini, birazdan ondan da bahsedeceğim. İnteraktif video haline getirip videoyu küçük segmentlere bölmek, segment sonlarında küçük ölçme değerlendirmelerle eğer unutma olduysa unutma olduğu noktaya tekrardan götürüp öğrenciyi videoyu tekrardan izleyip oradaki bilgiyi içselleştirmesini sağlayacak taktikler öneriyoruz. Dediğim gibi aslında hani bir öğrencinin öğrenme sürecinde geçtiği süreç bu süreç. Bilgi hoca tarafından geliyor ya da video tarafından geliyor. Neredeyse bilgi kaynağı. Burada çanklara konuyor. Bizim short term memory'miz, working memory'miz içinde bunlar bizim uzun süreli hafızamıza aktarılmaya çalışılıyor. Aktarabildiklerimiz aktarılıyor, aktaramadıklarımız unutuluyor. Unutmayı önlemek için de rehearse dediğimiz ya da tekrar dediğimiz yaklaşımı uygulamamız gerekiyor. Şimdi
Yine iddia edebilirsiniz dersiniz gibi sınıfla etkileşim aslında yani yüz yüze ortamda sınıfa gittiğinizde fiziksel etkileşim en etkili etkileşim. Bizim şu anda yürüttüğümüz bir Avrupa Birliği projemiz var. Pandemi öncesinde sınıflarımızda böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Hocalarımıza eye tracking cihazı yani göz hareketlerini takip cihazı takıp hocalarımız derste lecture verirken, dersi anlatırken sınıfla etkileşimi ne oluyor? Bunu anlamaya çalıştığımız bir çalışmamız, bir Avrupa Birliği çalışmamız. Mesela burada hocamız büyük sınıfta, bir auditoriumda sınıfla etkileşiyor. Ve kırmızıyla gördüğünüz noktalar hocanın göz kontağı kurduğu noktalar, ağırlıklı göz kontağı kurduğu noktalar. Sarı biraz daha az, yeşil biraz daha az. Dikkat ederseniz sınıfın aslında yarıya yakın kısmın ile hocamızın bir saatlik ders esnasında çok bir etkileşimi olmamış. Sınıfta belli bir takım gruplara bakmışlar. Dolayısıyla aslında hep söylediğimiz yüz yüze bir sınıftaki etkileşim daha güçlüdür argümanı aslında buradan çok da doğru değil. Yani sınıfın belli bir kısmındaki öğrenciler aslında hoca ile göz kontağı bile ya da hoca o grupla göz kontağı bile kurmamış durumda. Hani şöyle diyebilirsiniz, küçük sınıflarda bu farklı olabiliyor diyebilirsiniz. Mesela biz aynı çalışmayı küçük sınıflarda da yaptık. Yine dikkat ederseniz bu da yine bir hocamızın dersinden bir saatlik kesitte etkileşim ağırlıklı olarak nereyle gerçekleşmiş onu gösteriyor. Sınıfta belli noktalar var. Yani hoca belki aktif olan birkaç öğrenci var. Oralarla ağırlıklı olarak etkileşiyor. Ama sınıftaki yine diğer gruplarla etkileşim o kadar yüksek değil. Daha önce de dediğim gibi yani hiç sınıfta o gün hiçbir bir sözcük bile söylemeden dersi bitirip giden öğrenciler olabiliyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi aslında biz o yüz yüze etkileşim esnasında sınıfla etkileşiyoruz dediğimiz şey çok da aslında gerçekleşmiyor. Şimdi bunu bir de online ortama aldığımızı düşünün. Bir işte Zoom ekranı veya Microsoft Teams ekranını aldığınızda o etkileşim yani canlı ders yapmayı düşünüyorsanız büyük sınıflarınızda bunun çok etkili olmayacağını buradan da görebilirsiniz. Çünkü bir ekrana zaten sığdırabileceğiniz öğrenci sayısı belli. Kamerasını açtı, açmadı, ne kadar bu grupla etkileşiyorsunuz o da ciddi bir soru işareti. Dolayısıyla bizim özellikle büyük sınıflardaki tavsiyemiz lecture türü ders anlatım etkinliklerinizi bu tür bir ortamda yapmamaya gayret gösterin. Ders kaydınızı yapın ama bu tür bir ortamı, canlı ortamı ise etkileşim için, öğrencilerle problem çözme, tartışma ortamları için kullanmaya çalışın. Şimdi şu sorular gelebilir. İşte ben dersimi kaydedeceğim. O zaman ne yapmalıyım? Buna ilgili de birkaç taktik vermeye çalışalım size. Bizim önerimiz bir ders videonuz varsa yani bir saat bir dersin videosunu çekecekseniz bunu küçük küçük segmentlere ayırın. 10 dakikalık, 15 dakikalık segmentler. Bizim Screencast-O-Matic diye bir yazılım var. Hem ücretsiz hem de sizi kayıt yaparken böyle zorluyor. Bu sürenin ötesinde kayıt yapmanıza izin vermiyor mesela. Dolayısıyla siz de bir dersi anlatırken küçük küçük segmentler halinde anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Tamam, ders videosunu yaptınız, hazırladınız dersinizle ilgili. Yine eleştirilerden bir tanesi şudur. Ya öğrencim play tuşuna basıyor, gidiyor. İzledi mi, izlemedi mi? Aslında teknoloji bu konuda da bize çok ciddi imkanlar sunuyor günümüzde. Bizim burada yine önerimiz hocalarımıza ve ODTÜ'de de verdiğimiz servislerden, önemli servislerden bir tanesi bu. H5P diye ücretsiz bir servis var. H5P ile videolarınızı etkileşimli hale getirin. Yani 10 dakikalık bir video segmentiniz var. Bunun içinde her 3 dakikaya bir mesela bir soru ekleyin. Ve bu sorunun cevabını da mesela notlandırın. Dolayısıyla öğrenci videoyu izlemek zorunda kalsın. Yaptığı verdiği cevaplar arka tarafta notlandırılsın. Bu soruya cevap notu olabilir veya video tamamlama olabilir. Veya
Az önce de bahsettiğimiz gibi rehearse önemli şeylerden bir tanesi. Eğer konuyu anlamamışsa, uzun süreli hafızasına atmamışsa bu etkileşimli video ile 5P'li video ile başa döndürüp, ilgili noktaya döndürüp tekrardan o konuyu tekrar etmesini sağlamak mümkün. Dediğim gibi bunun hani çok etkili bir yöntem olduğunu, çok yaygın olarak kullanıldığını ben ODTÜ örneği de söyleyebilirim. Kendi derslerimde de bunu aynı şekilde kullanıyorum. Videoların içinde yine tavsiyelerimizden bir tanesi içerikle ilgili kişisel deneyimlerinizi koymak, espriler eklemek, yaşanmış bir takım olayları eklemek de motomot ders anlatımı yerine bu tür ilgi çekici, motivasyonu arttırıcı unsurlar faydalı oluyor. Dersi videonun başında sonunda kazanımlar, organizer eklenmesi, yani bu videoda şunu öğreneceğiz deyip en sonunda da işte şunları öğrendik deyip bir ders özeti, belki bir mini quiz eklemek yine dediğim gibi H5P ile mümkün. Bunları da hocalarımıza tavsiye ediyoruz. Ve bir ders anlatımını sadece sesli bir ders anlatımı yapmak iyi bir yaklaşım değil bizim tavsiyemiz. Ders anlatımı esnasında ekranın sağ altında ya da üstünde nereye olabilir? Sizin bir görüntünüzün olması, sizin o dersi anlatıyor şekilde olmanız, sadece sesinizin yanı sıra görüntünüzün de olmasının yine olumlu etkisi olduğunu biliyoruz. Daha da etkili bir ders videosu hazırlamak için şöyle bir örnek gösterebilirim. Biz yine ODTÜ'de bunu bizim merkezimiz üzerinden bunu sağlıyoruz şeyde. Bu tür önceden kaydedilmiş bizim stüdyomuzda bildiğim kadarıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde siz de bir stüdyo kurdunuz. Bu tür stüdyoda bu tür çekimler yapıp daha etkili videolar yapmak, yani video içinde öğrenciyle göz kontağı kuracak yapıyı da sağlamak daha etkili oluyor. İlgi duyan, isteyen hocalarımıza biz böyle bir servisi de yine sağlıyoruz. Ama kimi hocalarımız da kendi videolarını kendileri çekmeyi tercih ediyorlar. Senkron canlı dersler için yani tavsiyeler ne olabilir? Az önce de dediğim gibi lecture yapmayın ama senkron ders yapın. Yani düzenli senkron buluşmanın muhakkak her hafta veya birden haftada birden fazla zamanlarda yapılması önemli. Bu etkileşimi arttırıyor. Yani öğrenci kendisinin orada, hocasının orada olduğunu görüyor ve bununla ilgili dediğim gibi lecture yerine problem çözme, tartışma yapma, grup etkinliği, yani aktif öğrenme yapacak yaklaşımları kullanmaya çalışın. Anlatım türü dersten kaçınmak ve tabii şimdi her öğrencimizin de erişim durumları ne yazık ki uygun olmayabiliyor. Öğrencinizin internet aksesi erişimi var mı? Bilgisayarı uygun mu? Kulaklığı var mı? Web kamerası var mı? Gibi şeylerin dönem başında analiz edilmesi, ona göre taktiklerin kullanılması gerekiyor. Çünkü canlı derse de devamı zorunlu hale getirdiğinizde eğer öğrencinin şeysi yoksa, altyapısı yoksa ne yazık ki onları dersten uzakta ya da dersin katılımını sağlamamış olacaksınız. O da bir problem. Diğer taktiklerden bir tanesi cold call dediğimiz, yani rastgele öğrencileri bu senkron canlı dersler esnasında işte öncesinde videoyu seyrettiler ama sonrasında öğrenci hani videoyu seyretti mi, ne kadar ne yaptı, ilgili ödevler varsa onları yaptı mı yapmadı mı? Bunları anlayabilmek için rastgele öğrenci seçip soru sormak öğrenciyi alert durumda tutacaktır. Diğer bir yaklaşım yine warm call dediğimiz, hani belki sınıf içinden bazı kişileri belirleyip onlara özel mesajla bak sana bir soru soracağım hazır ol türünde hazır olmasını sağlayıp soru sormak yaklaşımı dersin durumuna göre kullanılabilecek taktiklerden bir tanesi veya ders sonunda mini pub quiz türünde ki yaklaşımlar özellikle öğrencinin dikkatinin hani o oturuma, o senkron ders oturumuna ve önceki
ders anlatım videolarını izlemesine neden olacak şeylerden bir tanesi. Terapi zamanı. Yani hepimizin psikolojisi bozuk bu günlerde, bu dönemde. Dolayısıyla dersinizin ya başında ya sonunda veya tercihen hem başında hem sonunda böyle bir kendinizi nasıl hissediyorsunuz, ne yapıyorsunuz deyip bir sohbet zamanı eklemenin çok büyük faydası olduğunu hem kendi öğrencilerimizden hem de tüm diğer hocalarımızdan aldığımız geri bildirimler bize bunu gösteriyor. Buna öğrencilerimizin özellikle ihtiyacı var. Bunu mümkün olduğunca her derste, her canlı oturumda yapmaya çalışmanızı çok kuvvetle tavsiye ediyoruz. Şimdi senkron oturumlar, problemli oturumlar. Yani işte sesim geliyor mu, görüntüm geliyor mu, duyuyor musun, duymuyor musun, işte ekranımı görebiliyor musunuz sorusu hep sorulan şeylerden bir tanesi. Bu ortama özellikle bu yazılımlara aşina olmak için pilot dersler yapmak, öğrencileri derse erkenden başlatıp erken gidip öğrencilere işte sesi açmak, kapatma, videoyu açma, kapatma oturumlarını önceden yapmak bu canlı oturum zamanınızı yememenizi sağlayacak şeylerden bir tanesi. Başka önemli tavsiyelerden bir tanesi pop-up blocker'ların çalıştığından emin olmanızı biz tavsiye ediyoruz. Geçtiğimiz dönemde çok ciddi bazı hocalarımıza problemler çıkmıştı. Özellikle bu browser'lardaki pop-up blocker olmadığı için işte reklamların çıkması ya da başka bir takım sorunların olması. Şimdi göz kontağı kurmak önemli yine şeylerden bir tanesi. En önemli öğrenciyle göz kontağı kurmak yine bizim önemli silahlarımızdan bir tanesidir dikkat ederseniz. Ama bu online ortama geçtiğimiz anda bu yeteneğimizi biz bir miktar kaybediyoruz. Şöyle anlatmaya çalışayım. Ders anlatırken dikkat edin ya da öğrencilerle senkron ortamda biriyle geldiğinizde dikkat ederseniz bir öğrenciyle konuşma esnasında ekrandaki onun küçük pul resmine bakarsınız. Aslında orada göz kontağı kurmuyorsunuz. Göz kontağı kurmak istiyorsanız sınıfla ya da öğrencilerle ekrandaki kişinin resmine değil web kamerasının ışıkla gösterilen o kameraya direkt bakmanız gerekiyor. Eğer kameraya baktığınızda aslında öğrencinizle göz kontağı kuruyorsunuz. Bu bir alışkanlık. Bunu sağlamaya çalışın. Bunu her zaman sağlayamayabiliyorsunuz. Notlarınız oluyor ya da işte ekrandaki unsurlara bakmaya çalışıyorsunuz ama sınıfla özellikle göz kontağı kurma durumlarında kameraya bakma alışkanlığını geçirmeye çalışın. İlk dersi ortama uyum sağlama için yapın. Hani first meeting dediğimiz dönem başındaki oturumda ders anlatımı şeklinde değil ama işte araçları nasıl öğrenciler kullanabilir, ne yaparlar, nasıl kullanacak, ne yapacaklar, ne edecekler, dönem nasıl ilerleyecek, beklentileriniz nelerdir ve az önce bahsettiğim terapi olayı için bir oryantasyon oturumu olarak kullanmak. Ders anlatımında daha sonraki oturumlarda girmek yine bizim tavsiyelerimizden bir tanesi. Diğer canlı oturumlarda bir araya geldiğinizde neler yapabiliriz, kurallar nedir? Online sınıf kuralları belirleyin. Dönem başında da bunu öğrencilerinize belirtin. Kamerayı zorunlu olarak açmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunun kuralını en baştan dönem başında koyun. Herkes kamerasını açacak diyebilirsiniz, demeyebilirsiniz. Ya da mikrofonlarının kapatılması, kapalı olması ki tavsiye edilen de budur. Background gürültüleri ortadan kaldırmak için. Oturumu kaydedecek misiniz? Sınıfla paylaşacak mısınız? Yine bu kritik konulardan bir tanesi. Özellikle bu KVKK kapsamında kaydetme koşullarınızın ne olacağı, işte özellikle öğrenme yönetim sisteminde şifreli bir ortamda paylaşmakla YouTube ortamına koyup herkes açık ortamda paylaşmak arasında ciddi farklılıklar var. Dediğim gibi KVKK kuralları dolayısıyla da bu sorun yaratabilecek unsurlardan bir tanesi. Bunun kurallarını baştan koymanızı öneriyoruz. Teknik bir problem durumunda ne olacak? Ders yani canlı derse girdiniz. Lecture yapmıyorsunuz belki. İşte bir tartışma ortamındasınız ama bilgisayarınız crash etti. Elektriğiniz kesildi, internetiniz kesildi. Ne olacak? Öğrenciler o durumda
ne yapmalarını bekliyorsunuz böyle bir durumda? Veya öğrencinin kesildi. O durumda ne olacak? İşte düştü bu oturum esnasında ve devam alıyordunuz diyelim ki öğrencilerin bu canlı dersleri gelmesini bekliyorsunuz. Devamsızlıkta olacak mı? Olmayacak mı? Bunların kurallarını baştan koymanız gerekiyor. Giyim kuralları ne olacak? Pek çok hocamızın işte bu tür şikayetleri geliyor. Öğrencim işte kamerasını açıyor, pijamayla gelmiş türünde. Bunların kurallarını yine baştan koyabilirsiniz. Yani bir canlı derse geldiğinizdeki şeyiniz, işte dress kodunuz bu olacaktır vesaire diye. Cep telefonu politikası, cep telefonlarının kapalı olması, işte çalmaması, nasıl sınıfta siz hani cep telefonu çalmasını kısıtlıyorsunuz, aynısını burada da koyabilirsiniz. Eğer derse devam alıyorsanız, canlı derslere gelip tartışmalara katılması türünde bir şeyiniz varsa, geç geldiğinde öğrenci ne olacak? Derse geç gelme politikanız nedir? Bir waiting room yaklaşımı mı kullanacaksınız? Pek çok yazılım bunu sağlıyor. Yani öğrenci gelip önce bir bekleme odasında duruyor, sonra siz içeriye alıyorsunuz. Burada işte ilk 5 dakikaya kadar waiting room'a gelenleri alırım, geçsin almam mı diyeceksiniz? Devamsızlığı o zaman nasıl sağlayacaksınız? Bağlanamazsa, internet kesilirse nasıl olacak gibi. Veya diğer yine konulardan bir tanesi, ekranın arka planı ne olacak? Yine işte kişilerin özel ortamlarını görüyorsunuz ya da sizin özel ortamınızı öğrenciler görüyor. Burada genel tavsiyelerden bir tanesi, tüm sınıfa sizin standart bir arka plan hazırlayıp vermeniz mesela uygun olabilir. Böylece herkes arka planda sanki sınıftaymış gibi olabilir, sınıftan bir görüntü olabilir. Böyle bir şeyi de gereksinimi de ortaya koyabilirsiniz. Öğrencilere soru sorma, cevaplama politikanız ne olacak bu esnada? Chat ile mi soruları alacaksınız? Mikrofon açtırıp sesli sorumu almalarını istiyorsunuz? El kaldırma yaklaşımı mı kullanacaksınız gibi pek çok taktik mevcut. Bunları öğrencilere ama dönem başında aktarmanızı biz tavsiye ediyoruz. Kesintisiz 50 dakikalık ders ya da online session yapmamaya çalışın. Yine lecture yapacaksanız dediğim gibi hani tavsiye etmiyoruz ama bazı durumlarda lecture yapmak gerekli olabilir. Bu Zoom yorgunluğu diye adlandırılan şimdilerde ya da işte siz Teams kullanıyorsanız Teams yorgunluğu diye şey var. Yine tavsiyelerimizden bir tanesi belirli aralıklarla işte gevşeme şeyleri, seansları yapmak yine derse yoğunlaşmayı arttıracak yöntemlerden bir tanesi. Ders odasını ya da işte canlı ortamı 10-15 dakika önceden açmak, öğrencilerle o esnayı sohbet ve teknik sorunları çözmek için kullanmak iyi şeylerden bir tanesi, iyi yaklaşımlardan bir tanesi. Az önce bahsettiğim konu bu, yine göz teması. Göz teması kuracaksanız web kamerasına bakın ya da bakmaya çalışın. Kalabalık sınıflarda ekranlar arasında gezin. Dediğim gibi 100 kişilik bir grupla canlı bir oturum yapıyorsanız sizin ekranınızda işte 20 kişiyi görebiliyorsunuzdur ya da 25 kişiyi ama diğer kişiler görmediğiniz başka ekranlarda kalıyorlar. Dolayısıyla öyle bir alışkanlık geliştirip ekranlar arasında slide edip diğer ekranlardaki kişiler ne yapıyorlar onları da gözlemlemekte fayda var. Duruşunuzu kontrol edin. Kamera karşısında oturuyorsunuz, dik durup ekranı doldurmaya çalışın. Bu headroom dediğimiz kafanın üstünde bir alan bırakmaya çalışın. Daha iyi bir görüntü sağlayacaksınızdır. Ellerinizi arada kullanın. Yani ders anlatırmış gibi bir modda şey yapmak, etkileşim yapmak özellikle canlı derslerde. Hatta video derslerinizde de etkili yöntemlerden bir tanesi. Bu gesture'ları kullanmanın özellikle daha hani olumlu etkisi olduğunu biz literatürden de biliyoruz. Ekran paylaşacaksanız dersinizde gereksiz pencereleri kapatıp masa üstünüzü özellikle temizleyip oralarda dosya isimleri vesaireler sorun yaratabilir. Onları mümkün olduğunca temizlemenizi öneriyoruz. Evet, sona doğru yaklaşırken size özel arka plan resmi kullanın. Az önce de bahsetmiştik.
Asistanınız varsa o da derse katılıp dersi takip ederse bir problem durumunda da size işte WhatsApp'tan vesaireden cep telefonu üzerinden mesaj atıp o problemi bildirirse bir problem oluşması durumunda onu açmanız daha kolay olabilir. Asistanınız vesaireniz yoksa öyle bir durumda siz bilgisayarda dersinizi anlatırken bir yandan da işte cep telefonunuz üzerinden de o oturuma siz de katılıp takip edebilirsiniz. Yani ders nasıl gidiyor, ne oluyor, bir kesinti var mı yok mu, en azından cep telefonu üzerinden arada sırada şey yapabilirsiniz. Takip etmek mümkün olabilir. Az önce bahsettiğim şeyler vardı. İşte cold ya da warm sorular. Öğrencinin dikkatini tutmak için bu tür sorularla öğrenci derste tutmak mümkün olabilir. Her soruyu cevaplamanız mümkün olmayabilir tabii ki. Bu soruları işte chat penceresinden vesaireden toplayıp daha sonra toptan sınıfa cevaplamak yine önemli taktiklerden bir tanesi, bizim verdiğimiz şeylerden bir tanesi. Kediniz varsa evde ders veriyorsunuz. Kedinizi dışarıda bırakın, dikkati dağıtmasın. Bazı kişiler de bunu tercih ediyorlar. Daha samimi bir ortam olduğunu iddia ediyorlar. Bizim tavsiyemiz, kediniz varsa, evcil hayvanınız varsa onu dışarıda bırakmanız. Son olarak işte gerek yüz yüze ortamlarda olsun, gerek internet üstündeki ortamlarda olsun slide kullanıyoruz tabii ki ders anlatımı. Aynı benim şu an kullandığım gibi slide'larda yoğun yazı kullanmanız önerilmez. 6'ya 6 kuralını uymanız maksimumda bunu önerebiliriz. İşte bir slaytta en fazla 6 satır, bir satırda da en fazla 6 kelime. Tercihen daha az olsun. Bu tavsiyeyi yaparsanız hani daha etkili bir slayt oluşturmuş olursunuz. Uzun cümleler kurmak yerine anahtar kelimeleri kullanmak, yani hatırlamasını gerektirecek önemli noktaları burada kullanmak önerilen yaklaşımlardan bir tanesi. Uzun tekst koyup bu teksti okumak yerine az önce yukarıda verdiğimiz yaklaşımları kullanmanız daha önerilen şeylerden bir tanesi. Ve tüm slaytı birden getirmek yerine ekrana satır satır getirip kişinin ona yoğunlaşmasını sağlamak yaklaşımlardan bir tanesi. Benim burada uygulamadığım bir yöntem, mesela benim hatam buradaki, önce gelen satırı solgunlaştırıp fade edip o anda konuşulan satırı daha highlight etmek daha iyi bir yaklaşım. Gereksiz resim, obje, süsleme kullanmanız tavsiye edilmez. Dikkati dağıttığı için. Bununla ilgili yine bizim hazırladığımız, merkezimizin hazırladığı bir işte slide hazırlama, PowerPoint hazırlama broşürümüz var. Ona referans şey yapabilirsiniz. Uzaktan eğitim sayfamızda broşürler başlığı altında yer alıyor. Oradan da erişebilirsiniz. Yani bu gereksiz süsleme, gereksiz obje kullanımı ile ilgili şöyle bir evidence gösterebilirim. Yine bizim eye tracking çalışmalarımızdan alınmış bir şey. Yani bir slide'da eğer bir yerlerde gereksiz objeler varsa onlar kişiyi distract edip dikkatini başka noktaya çekebilir. Dolayısıyla mümkün olduğunca siz sadece mesajınızı ve onunla ilgili bir görsel kullanacaksanız mesajla ilgili görseli kullanmanız kişinin slide'da dikkatinin dağılmasını da azaltacak unsurlardan bir tanesi olacaktır. Ölçme değerlendirmeden de hızlıca bahsedip dediğim gibi buna çok detaylı girmeyeceğiz. Süreç içi ve süreç sonu değerlendirme yapmaya çalışın. Yani dönem içinde mümkün olduğunca küçük ölçmeler yapıp sonra bunları birleştirirseniz tek işte iki midterm bir final yapmak yerine daha etkili olabilir. Hem de ölçme değerlendirmeyi dönem içine yaymış olursunuz. Bunu işte H5P türü video kaydıyla, lecture kaydıyla çok rahat yapmanız mümkün. Bizim bu süreç içi değerlendirme için verdiğimiz isim hani formatif değerlendirme de olarak da geçiyor. Sık sık değerlendirme yapmak, küçük puanlamalarla ilerleyip ondan sonra yani bunları birleştirmek
olabilir. Ya da hiç değerlendirme yapmadan sadece kişinin ders tekrarı yapması için not almayacağı değerlendirmeler de yapılabilir. Tabii ki hani asenkron senkron sınavlar var ama senkron sınavlarda biliyorsunuz ciddi bir takım güvenlik sorunları var. Onları da üniversitenizin tabii eminim bu tür bir takım servisler sağlıyorlardır. Onlarla da güvenliği mümkün olduğunca yukarı çıkartmak gerekiyor. Dediğim gibi lecture videoları hazırlayacaksanız burada size kesin tavsiyemiz H5P ile etkileşimli video içi quiz yaklaşımını kullanmanızı öneriyoruz. Süreç sonu değerlendirmeyi tabii ki dersiniz buna uygun ise illa hani sınav yapmak yerine proje yapmak, işte term paper yazdırmak, term projesi yaptırmak gibi yöntemleri kullanmak alternatif değerlendirme yöntemlerinden. Dolayısıyla onlarla da zenginleştirmek, yani sadece değerlendirmeyi sınava bağlamamanızı öneriyoruz. Evet, ben oldukça uzattım galiba ama burada durayım. Eğer sorular, yorumlar varsa bu noktada şey yapabiliriz veya hani zamanımız yoksa e-mail'le de gönderirseniz sorularınızı o şekilde de alabilirim. Daha sonra da cevaplamaya çalışabilirim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz değerli bilgi paylaşımları için. Evet, zamanı biraz aştık ama biz şimdi bu kadar iyi bir katılımla da bir aradayken sizin de vaktinizi halihazırda bize ayırdığınız bir zamanı etkin kullanabilmek isteriz. O yüzden eminim hocalarımın hem yorumları hem soruları olacaktır. Ders kayıt önerileriniz, senkron ders değil, senkron buluşma lütfen önceleyin. Sadece ders ve ölçme değerlendirmeye değil, terapiye de zaman ayırın dediniz. Senkron ders ve buluşmalarda işi nasıl yöneteceğimize dair çok kıymetli öneriler paylaştınız. Keza aynı şekilde ölçme değerlendirme önerileriniz de son derece kıymetliydi. Standart arka plan benim çok hoşuma giden önerilerden bir tanesiydi. Diğerlerinin yanı sıra elbette. Şimdi sohbet kısmından yazılan sorularımız var. Sırayla gidecek olursam Ebru hocamızın bir sorusu var. Hocam zero stake değerlendirme örneği verebilir misiniz derler. Yani hani öğrenciye not vermeden, işte hani sınıfta da sorarsınız yani bir soruyu soruyorsunuz. Yani bunun cevabı nedir diye. Yani buna bir not vermiyorsunuz. Ama hani bir soru sormuş. Öğrenci yapabildiğini ya da yapamadığını görmüş oluyor. Yani ya bundan bir puan alacağım diye bir korkusu olmadan cevap da veremeyebilir. Yanlış cevap da verebilir ama hani çocuklar bunu sizi değerlendirmeyeceğim ya da bunu notlandırmayacağım dediğiniz türdeki şeyler değerlendirme zero stake olanlar. Tonguç hocamızın bir sorusu var. Köşet hocam, sizlerden her seferinde çok şey öğreniyoruz. Teşekkürler sunum için. Teşekkürler. Eskiden sizin fakültede aldığım bir dersten aklımda kalanlara göre el ile beyin arasındaki ilişkide öğrenme belleğini güçlendiriyor ve geliştiriyor kas hafızası. Mimarlık fakültesindeki tasarım stüdyolarında yeni salgın koşullarında el becerilerini geliştirme, el ile çizim yapma, fiziksel maket üretme ve benzeri süreçlerde bu çabayı terk edip bilgisayar destekli dijital model üretimine geçiş yapmak konusunda bir eğilim belirdi. Bu konudaki olası taktikler hakkında neler söyleyebilirsiniz? Aslında Fen Fakültesi öğretim üyesi olarak ve deneysel süreçlerinde, laboratuvar süreçlerinde bizler için önemli olduğunu düşünerek bunu oraya da genişleterek eğer yanıtlayabilirseniz memnun olurum. Evet. Hocam. El becerileriyle ilgili konu. Bu doğru. Yani el becerileri... Yani ben onu şuradan söyleyeyim. Hatta bu geçenlerde de benim sosyal medyada paylaştığım şeylerden bir tanesi. Bilgisayar ekranında yazmak yerine kalemle kağıt üzerinde not tutmak.
Yani yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Kağıt üzerinde not tutmak daha kalıcı bir, aynen bu yaptığınız gibi, daha kalıcı bir öğrenmeye neden oluyor. Dolayısıyla hani önemli tavsiyelerden bir tanesi bu. Öğrencinizin bilgisayarda not tutması yerine kağıt, kalem üzerinde, yani bildiğimiz defter üzerinde not tutmasının daha etkili olduğu söyleniyor. Şimdi tabii mimarlık tarafında hani çizimdir vesairedir kısmı, o benim çok uzmanlık alanım değil. Hani tabii yeni dönemde işte üç boyutlu modellemeleri vesaireleri biz bu tür yazılımlarla gerçekleştiriyoruz ve öğrencilerin bu becerilere de sahip olması gerekiyor. Ama diğer taraftan da herhalde benim tahminim bu işte çizimdir, işte kalemdir, kağıt üzerindeki çizimler, cetvel kullanarak yapılan çizimleri herhalde yine mimarlık fakültelerinde yapıyorlardır diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi hani oradaki öğretim süreçlerini bilemiyorum. Benim bildiğim dediğim gibi yani geçen de bir bununla ilgili meta analiz çalışmasında yani bu kağıt kalem üzerinde kullanarak yazarak not almanın kalıcı öğrenme üzerindeki etkisinin pozitif olduğuna dair bulgular, kuvvetli bulgular mevcut. Evren hocamızdan bir soru var. Hocam, benim gördüğüm kadarıyla öğrenciler uzaktan eğitimden hocalara göre daha şikayetçi, daha mutsuz. Sanırım öğrenciler diğer arkadaşlarıyla birlikte sınıfta olmak istiyorlar. Bu konuda görüşünüz nedir diye sorar. Ya, ben de istiyorum yani sınıfta olmayı. Yani uzaktan eğitim çalışıyorum, şey yapıyorum, evet, ama biz yani neresinden bakarsanız yerleşik üniversiteleriz. Yani fiziksel olarak aynı ortamda. Biz hani İngiltere'deki Open University gibi kurulmuş olsaydık baştan derdik ki evet, yani bizim öğrencimiz uzakta olacak ama burada yüz yüze ortam. Çünkü bizim şu anda yaptığımız aslında ağırlıklı olarak biz öğretim yapıyoruz. Eğitim yapmıyoruz. Eğitim dediğimiz şey kültürlenme. Yani insanlar bir araya geliyorlar, kantine gidiyorlar. Sınıf içindeki etkileşim, hocayla o etkileşim nispeten zayıf ama sınıfın dışına çıktığında hocaya soru sorabiliyor. Ya da bir araya geliyorlar, birbirleriyle konuşuyorlar. Ya hoca böyle bir şey dediği de neydi falan filan gibi. Bu accidental learning işte dediğimiz şey oluyor. İşte bir yerde sohbet ederken bir şeyler şeylerine geliyor. Ama hani mevcut durumda da hani bir yandan da pandemi var. Hani öğrencileri de getirip onları da riske atmamız problemli. O işte hani bir araya gelme, bir arada da olma olayında da işte online ortamda bu ortamı etkileşim ortamı haline getirmek bir nebze iyileştirebilir. Yani onun için diyoruz hani lecture yapmak yerine getirin öğrencileri breakout gruplara koyun. Kendi aralarında görüşsünler, toplansınlar, bir şeyler yapsınlar ya da proje tabanlı dersler verin. Mesela ben kendi derslerimde onu izliyorum. Öğrencileri 3'er 4'er kişilik gruplar haline sokup işte proje yaptırıyorum. Her hafta 2-3 kere ben onlarla bir araya geliyorum. Onların bir araya gelmelerini özellikle zorunlu kılıyorum. Bu taktiklerle en azından hani bunu bir nebze aşmak ya çalışıyoruz ama tabii ki hani gerçek şeydeki gibi dilerim hani aşı sonrasında önümüzdeki dönemde yine bir araya geleceğiz. Peki. Lan uygulamalarıyla ilgili şey gelmiş galiba. Evet. Yani ne bizim fizik bölümümüz 6 hocalarımız o konuda epey bir uğraştılar. Sunum esnasında bahsettiğim gibi Colorado'nun sanal laboratuvar uygulamasını kullandılar. Şeyde bir miktar. Labların videoları çekildi. Deneylerin videolarını çekip belli bir yere getirip işte onu oradaki bir takım şeyleri analiz edip raporlamalarını taktiğini kullandılar. Fiziksel yani yine fizik dersindeki bir takım konularda evde deney yapabilecekleri işte ne bileyim bir işte sarkaç deneyidir vesaire gibi şeyler için evde deney föyleri hazırladılar. Onların raporlarını yazıp göndermelerini istediler. Kimya bölümümüz yine keza onlar da labların videolarını çektiler. O şekilde hallettiler. Fizik bölümü bu elektrik konusuyla ilgili deneylerde acaba
İşte öğrencilere dirençtir, kapasitördür. Hani bunları göndersek de evlerinde bu deneyleri mi yapsalar diye bir düşünceleri geldi ama bununla ilgili finansal kaynağı sağlayamadılar. Öyle bir düşünceleri vardı. Bilmiyorum önümüzdeki dönemde gerçekleştirebilirler mi? Ama ağırlıklı olarak yani bölümlerde bizim gördüğümüz kadarıyla yurt dışındaki bulabildikleri sanal laboratuvar uygulamalarına gitme uygulaması oldu. Videolarını çekme uygulaması oldu veya evde yapabileceklerse deneyleri onlar oldu ama bu dönemde en çok yarayı tabii yani laboratuvar uygulamaları aldılar. Peki. Sedat hocamızın da bir sorusu vardı. Öğrenme sürecinin ana itici gücü nedir diye sorar. Motivasyonu düşük öğrencilere ne kadar etki edebiliriz diye sorar. Yani zaten sorunun cevabını hocamız vermiş. Yani. Öğrenme sürecinin ana itici gücü motivasyon. Yani öğrencide motivasyon yoksa ne yaparsanız yapın bir şey sağlamanız mümkün olmuyor. Ne kadar ittirirsiniz. Hani bunu benzetme ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bir eğitimcinin öyle bir benzetmesi vardı. Bu hani yerinde duramayan bir atla uğraşmak, hani böyle yerinde duramayan bir atla uğraşmak mı istersiniz yoksa hareket etmek istemeyen bir mandayı mı hareket etmek için uğraşmak istersiniz? Yani eğitimciler bu yerinde duramayanla uğraşmayı daha çok severler. Çünkü öbürsü evet. Hareket etmek istemiyor. Yani ne yaparsanız çekiyorsunuz, itiyorsunuz gibi. Yani orada yani öğrenciyi motive edecek şeyler, yani şimdi bir etrafta bir sürü de motivasyon teorisi vesaire var. İşte mesela bir tanesi birileri diyor ki oyun türü öğrenme ortamları yaratalım. İşte bu oyunlaştıralım bu ortamları. Ama her ortamı da bu şekilde oyunlaştıramıyorsunuz. Ya da oyunlaştırdığınız zaman da başka bir grubu yine motive edemiyorsunuz. Ya da bu sene gelen öğrenciye yaptığınız yaklaşımla gelecek sene gelen öğrencinin beklentileri ya da karakteristikleri farklı olabiliyor. Hani tek bir çözümü yok. Motivasyonunu, yani içeriği hazırlamak, şey yapmak, stratejileri koymak, evet bunlar var. Ama öğrenciyi nasıl motive edeceğiz? İşte hani oyunlaştırma bir yöntemlerden bir tanesi. Hayatla ilişkilendirmek şeylerden, yöntemlerden bir tanesi. Öğrendiği şeyin anlamlı olduğunu, gelecekte gerçekten işine yarayacağını sunacak yöntemler. Onun için mesela arada şey dedim ben, anekdotlar anlatmak, humor katmak mesela şeylerden bir tanesi, yaklaşımlardan bir tanesi. Veya misafir konuşmacı getirmek. Yani başarılı olmuş, alanda bu konuda çalışmış, başarılı olmuş. Mesela ben derslerimde bunu yapıyorum. Dönemde bir iki tane benim derslerimde biraz ızdıraplı derslerdir. Requirement'ları yüksektir. Ama sonrasında işte başarılı olmuş kişileri getirip ya biz de bu derste çok ızdırap çektik. Hoca bizi kan kusturdu ama şimdi işte bunun değerini anlıyoruz diye bir şey söylediği zaman öğrencilerin oradan biraz daha motive oluyorlar, gaza geliyorlar. Yani gerçekten bunun hayatta bir uygulaması var, bu işime yarayacak diye diyor. Dediğim gibi alana göre bu tür taktikler ile motive etmek mümkün olabiliyor. Ama hiç motive edemeyeceğiniz kişi de çıkabiliyor yani arada. Niye oraya geldiğini bilmeyen, emin olmayan, işte kaza eseri gelmiş kişiler de olabiliyor ne yazık ki. Biraz da sistemin şeysi yani sorunu ne yazık ki. Hocam çok teşekkür ediyoruz tekrar. Evet.